Fabrikada patlama, 30 yaralı Oba Makarnacılıktan açıklama kaynak, Bursa'da bugün Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarnacılık'ın fabrikasında, büyük bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Sakarya'da Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki yem silolarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, soğutma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan açıklamada 30 kişinin yaralı olduğu, yaralılardan 6 kişinin durumunun ağır, 2 kişinin de entübe edildiği belirtildi. Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 itfaiye eri hafif yaralandı. Hepsiyle birebir konuştuk. Geçmiş olsun dileklerimizi iletti ki olay yerinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Karadeniz, patlamada yaralananların altısının durumunun ağır, ikisinin ise entübe durumda olduğunu söyledi. Karadeniz, e yaralılarımızdan durumu ağır olanlar, Kocaeli'deki yanık merkezine sevk edildi. Bunun yanında düzce, Hendek ve Akyazı'da diğer yaralılarımızın tedavilerine devam edilmekte. E diye konuştu. Vali Karadeniz, kentte tedavi edilen yaralıların bilinçlerinin açık olduğunu dile getirerek, E hepsiyle birebir konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tekrar ben kendilerine geçmiş olsun diyorum. Allah'tan şifa diliyorum, E dedi. Olayın nedenine ilişkin net bir kanaat bildirmenin yanlış olacağını, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı sürdürdüğünü anlatan Karadeniz, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı. Öte yandan AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir de olay yerine geldi adli soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, ev patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır e sözlerini kullandı bir baş müfettiş ile bir müfettiş görevlendirildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere, bir baş müfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiğini duyurdu. Bakan Işıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti. İyi e bakanlığımızca olayı araştırmak üzere bir baş müfettiş ile bir müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum. Obama Karnacılık'tan açıklama geldi borsa, İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören gıda şirketi Obama Karnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Obams, kendi fabrikasında meydana gelen söz konusu patlamaya ilişkin kamuoyu aydınlatma platformundan, KAP, bir bildirimde bulundu. Obama Karnacılık tarafından kamuoyuna sunulan KAP açıklaması şöyle. İ Obamakarna Makarna Sakarya Hendek Fabrikamızda 15 Eylül 2024 günü, bugün, bir patlama meydana gelmiştir. Olaya önce fabrika çalışanlarımız tarafından, kısa bir süre sonra da Sakarya itfaiyesi tarafından hızlıca müdahale edilmiştir. İlk belirlemelere göre, 30 çalışanımızın yaralandığı patlamada can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaralılarımız hızlı bir şekilde çevre hastanelere ulaştırılmıştır yaralılarımızdan bir kısmının tedavisi ayakta tamamlanmış olup, tedavisi devam eden çalışanlarımızın süreci tarafımızca yakından takip edilmektedir. Tesisimizin depolama kısmında meydana gelen ve üretim süreçlerinde, uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada, önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda, üretim olağan akışıyla devam edecektir. Yaşanan bu üzücü olayda yaralanan çalışanlarımıza, ailelerine, yakınlarına, Oba Makarna ailesine ve tüm Sakarya halkına geçmiş olsun diyor, Sakarya Valizimiz Sayın Yaşar Karadeniz ve Valilik etkililerine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar ve belediye etkililerine, üstün gayretlerinden dolayı Sakarya itfaiyesine. Hendek Fabrik